أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وَالْحِكْنَا بِالصَّالِح۪ينَ Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim olan mülkün sahibine, kendisinden başka ilah olmayan mabudun bilhak Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, ulu önderimiz, baş öğreticimiz, rehberimiz, müjdecimiz, aleme rahmet, iki cihanın serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayının idrakine bizleri müyesser eylediği gibi ihyasına da muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayını razı olacağı şekilde Ramazan-ı Şerif ayını da bizlerden hoşnut ve razı edecek şekilde ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Medine-i Münevvere'de Ramazan-ı Şerif nasıl eda edildiyse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram radıyallahu anhum nasıl Ramazan-ı Şerif ayını coşku ile, heyecan ile kutladılar ise, Rabbim bize de aynı iman, aynı heyecan, aynı coşku ile Ramazan-ı Şerif ayını kutlamayı, değerlendirmeyi, sokaklarımızı Medine sokakları gibi Ramazan-ı Şerif edasında, havasında yaşamayı nasip eylesin, lütfeylesin. Cenab-ı Hak bize şuur, akıl, izan, fikir ikram eylesin diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle söze başlayalım. Buyurdular ki, اَنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوا اِسْتَيْقَبُوا İnsanlar uykudalar, öldüklerinde uyanacaklar, hakikati görecekler. Rabbim geç olmadan, ölüm bizi uyandırmadan uyanmayı nasip eylesin. Ölümle uyanmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Onun için yaşarken hayatın kadrini, kıymetini bilerek, sonunda ölüm olduğuna inanarak ölecekmiş gibi bir hayat yaşamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin diyelim. Kuşun avcıya nasihatini Mevlana Hazretleri anlatır. Biz de anlatmıştık ama tekrarında fayda olur inşallah. Adamın biri ava gider, avda eli boş, bir şey yapmadan geriye dönerken bir kuş önüne çıkar. Bari kuşu avlayayım, elim boş gitmesin der, kuşu yakalar. Kuş canlıdır avcının elinde. Avcı ile kuş arasında şöyle bir diyalog geçtiğini Mevlana Hazretleri onlar üzerinden bize ders veriyor tabi. Kuş der ki avcıya, ya sen bugüne kadar ne büyük hayvanlar, efendim geyikler, antiloplar, öküzler, ceylanlar vesaire avladın. Onların yanında benim ne hükmüm olur? Yani beni yesem, ben senin dişinin kovuğunu doldurmam. O yüzden gel seninle anlaşalım, sen beni serbest bırak, ben de karşılığında sana üç nasihat edeyim. Avcı şöyle bir düşünür, kuş doğru söylüyor. Yani dişinin kovuğunu doldurmayacak küçük bir kuş. Söyleyecekleri belki daha çok işime yarar diye kuşun sözünü kabul eder. Kuş der ki, ilk nasihati avucundayken vereceğim. İnandırıcılı olacak ya, serbest bıraksın.
İkincisini şöyle biraz uzaklaştığımda, üçüncüsünü kendimi garanti hissettiğimde. Avcı tamam demiş, de bakalım. Bir, sakın ha demiş, olmayacak bir şeye inanma. Avcı durmuş, güzelmiş demiş, iyi bir nasihat. Peki, bıraktım. Dala kondu, dedi ki ikinci nasihatim, bir şey elinden çıktı mı? Elinden çıkan şeyin arkasından ah vah etme dedi. Avcı dedi ki bu da güzelmiş dedi. Üçüncü dedi, sana üçüncüyü söylemeden bir gerçeği söyleyeyim. Söyle dedi, benim karnımda tam 50 gram inci vardı dedi. Deyince avcı, o sen beni kandırdın dedi, aldattın, vay sahtekar dedi. Efendim sen söyle, dövünmeye başladı. Zaman sonra kendine geldi. Neyse dedi. Üçüncüyü söyle o zaman bari. Kuş dedi ki, iki nasihatimi dinledin mi? Üçüncüyü istiyorsun. Bir, ne demiştim sana? Olmayacak şeye inanma. Ben kendim 50 gram yok, içimde 50 gram inci var dedim sana, yuttum. Hadi birinciyi yedim. İki, elinden çıkan bir şeyin arkasından üzülme demiştim sana. Onu da tutmadım. Şimdi diyorsun ki üçüncüyü anlat. Söz dinlemeyen insana nasihat etmek taşın üzerine bir şey ekmeye benzer. Mevlana'nın tespiti görüyor musun? Söz dinlemeyen adama nasihat fayda verir mi? Mezarda yatanlara nasihat etsen, gelin yapmayın etmeyin desen ne faydası olur? Ya da yine Mevlana'dan mezarda yatanlara yemek ikram etsen, ey ölüler gelin muazzam mükellef bir sofra hazırladım. Ölülere sofra hazırlamak neyse, söz dinlemeyenlere de nasihat etmek öyledir der. Rabbim bizi öyle olmaktan muhafaza eylesin. Söz dinleyenlerden eylesin. Özellikle söz anlatanlar, Rabbim anlattıklarıyla amel etmeyi nasip eylesin. Sonra dinleyenler, dinleyenler de Rabbim gereğini yapmayı, yaşamayı nasip eylesin diyelim. Cemaatimizden bu manada elhamdülillah. Yani şikayetçi değiliz, Allah razı olsun. Bizi burada 7 senedir dinleme külfetine katlandınız. 7 senedir buraları doldurdunuz, boş bırakmadınız. Ben bu manada Allah razı olsun der, her zaman duacıyım. Rabbim emeklerinizin, gayretlerinizin karşılığını zayi etmesin. 7 senedir burada bizimle beraber olan, yani biz bazen izin kullandık, izin kullanmayanlar bile var yani. Allah razı olsun. Ha bunu söylerken adamın biri, hani Hoca Efendi kürsüde vaaz ediyor. Eski zaman istiyor ki cemaat beni dinlerken böyle kendinden geçsinler, ayılsınlar, bayılsınlar, ağlasınlar. Kürsüyü yıkıyor Hoca Efendi tabiri caizse. Bakmış cemaatte hiç. Yani hakikaten bu cemaatin hocayı dinlemesi, bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama burası çok farklı. Yani öyle cemaatten bir tanesinin sohbetin böyle tam heyecanlı yerinde ayağa kalkıp dışarıya çıkması var ya, ya da birinin işte kendi kendine mırıldanması, ya da saatine bakıyor ne zamana bu susacak diye beklemesi, buradakinin gözünden kaçmıyor da bakma yapacak bir şey yok garibinin. Hoca Efendi de böyle kürsüden vaaz ediyor, cemaate bakıyor yani. Biri etkilensin de, biri ağlasın, biri bir şey desin yani. Cemaatte hiç tık yok. Ama arkalarda bakmış adamın bir tanesi ağlıyor demiş, çok şükür. En azından bir kişiyi ağlattık demiş. Cemaat dağılmış, bizim hoca gitmiş o ağlayana demiş. Allah razı olsun hacı demiş. Bütün cemaat beni dinledi, hiçbir şey anlamadılar. Bir sen beni anladın ki ağladın. Demiş vallahi hoca ne yalan konuşayım, ben de senin dediğinde bir şey anlamadım demiş. E ağladın ama demiş. E ağlamaya ağladım ama sor niye ağladın? Niye ağladın? Demiş hocam sen kürsüde vaaz ediyorsun. Eski zaman böyle lamba mamba nerede mum ışığında? Sakalı da biraz uzun bizim hocanın. Hacı Hüseyin gibi.
Allah selametini versin, ömrüne bereket versin. Efendim, konuşurken böyle mum ışığında gölge yapıyor ya, sakal böyle duvarda hareket ediyor. Sen dedi, konuştukça dedi, sakalın duvara gölgesi düşünce, eskiden dedi benim bir tekem vardı, o dedi aklıma geldi, onu düşündükçe ona ağladım ben dedi. Yani beni dinleyince aklınıza ne geliyor ben de bilmiyorum yani, ama inşallah tekeler mekeler gelmesin aklınıza. Rabbim istifadeli konuşmayı ve dinlemeyi nasip eylesin. Boşa konuşmaktan ya da dinlediklerini burada bırakmaktan Rabbim muhafaza eylesin diyelim. Ve bir mevzu yarım kalmıştı, onu tamamlamaya çalışalım inşallah. Neydi? Dünyada cenneti isteyenler beş şeye dikkat edecek demiştik. Cennete giden yolda bize lazım olacak beş önemli mesele. Birincisi, dünyaya aldanmamak. Hak ettiğinden fazla değer vermemek. Dünyanın ahiretimizle, cennetle aramıza girmesine fırsat vermemek. İki, salihlerle, abidlerle, sadıklarla, yolu bilenlerle beraber yürümek. Etrafımızda Allah'ın sevdiği, razı olduğu, dostum dediği güzel insanları barındırmak, onlarla beraber yol yürümek. Üçüncüsü, ibadet ehli olmak. Amelsiz, ibadetsiz cennet kazanılmaz dedik. Dördüncüsü, günahlardan uzak durmak. Ahiretimize zarar verecek her nevi haram, günahtan uzak durmak. Ve beşincisi, bize lazım olacak belki en mühim olanı en sona bıraktık. O da bu dünyadan ayrılırken imanla ölmeye çok hem dua etmek, hem gayret etmek, hem hazırlık yapmak, yatırım yapmak. Çünkü bütün mesele son nefeste düğümleniyor. En son nefes bizim için, o son nefes var ya, ya kurtuluşun kapılarını bize aralayacak ya da geriye dönülmesi imkansız bir pişmanlığın kapılarını bize aralayacak. Onun için dünyaya kendi irademizle gelmedik. Bu dünya üzerinde de belki istenilen manada kulluğu beceremedik, ama bir dostun, bir güzel insanın, Abdülmetin Balkanlı rahmetullahi aleyh hoca efendinin dediği gibi, kulluk yapmasını, yaşamasını beceremedik, bari ölmeyi becerelim dedi ya. Yani bu dünyanın üzerinde bizden istenen güzel kulluğu sergileyemedik, ama dünyanın altına güzel gidelim inşallah. Ölmek elimizde değil, tıpkı dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi. Ama şurası bir hakikat, gelmek ve gitmek. Bir iradenin, sonsuz kudret sahibinin efendim dilemesiyle oldu ya, o Allah Azze ve Celle de bizi bu dünyada imtihan için tuttuğunu haber verdi ya. Görünen köy kılavuz istemez. Dünyaya gelirken elimiz boş geldik. Doğduğumuzda bizi beyaz kundağa sardılar. Giderken de elimiz boş, beyaz kefene sarılı gideceğiz. Yani bu dünyaya elimiz boş geldik, giderken elimiz boş. Geldiğinde bir kundağa sardılar, giderken bir kefene saracaklar. Hayat bundan ibaret. Elim boş geldi, elim boş gidecek. Bu dünyadan yanına getirecek olduğun sadece yaşadıkların, amelin, hayatın, sende gizli olan mazin, geride bıraktıkların. O halde bu dünyadan çıkarken finali iyi yapmak lazım. Ki finalin iyi olması da aslında hayatı güzel yaşamakla alakalıdır. Çünkü Efendimiz temutune kema teayişun, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyurdular. Güzel ölmek için güzel olmak lazım. Mümin ölmek için mümin olmak ve mümince yaşamak lazım.
Dolayısıyla bu dünyadan ayrılık vakti geldiğinde Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor, وَلَا تَمُوتُنَّ Ölmeyin diyor Allah. Ölmeyin, ölmemeye bakın. Ya Rab ne mümkün, ölmemeye çare var mı? Ha, illa öleceksiniz diyor Allah. O zaman ve entüm müslimun, Müslüman olarak ölün diyor. Yani Mevla Teala'nın bu ihtarı, bu ikazı, başka türlü huzuruma gelmeyin. Öleceksiniz, Müslüman olarak ölün. İbrahim Aleyhisselam çocuklarına, Yakup Aleyhisselam evlatlarına vasiyet ederken ve vassa biha İbrahimu benihi ve Yakup, İbrahim Aleyhisselam çocuklarına, Yakup Aleyhisselam'a ya da Yakup Aleyhisselam da evlatlarına vasiyet, nasihat son demlerinde ne dedi? Ya beniyye innallâhe astafâ lekumuddîn. Ey evlatlarım, yavrularım dedi. Allah sizin için İslam dinine razı oldu. Sizin için Allah bir din seçti. Yani Allah sizin için bir hayat tarzı, bir yaşam biçimi belirledi. Bunun adına İslam diyoruz, şeriat diyoruz. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sizi göreyim, sakın Müslümanlıktan başka bir kimlikle ölmeyin, Allah'ın huzuruna gitmeyin. Koca peygamberlerin çocuklarına vasiyetleri. Sadece Müslüman kimliğiyle ahirete giderseniz o kimliğin orada bir karşılığı var. Hani kimlik soruyorlar ya, gümrük kapılarından geçerken bazen pasaport, bazen oturum işe yarıyor. Ahiret gümrüklerinden geçerken de senden isteyecekleri kimlik İslam kimliği. Bunun dışındaki hiçbir kimlik orada geçerli değil. Efendim benim kırmızı pasaportum var. Benim dokunulmazlığım var. Ben şöyle efendim bürokratım, ben bilmem. Başka hiçbir kimlik geçmez. Ben demokratım, ben sosyalistim, ben laikim, ben bilmem neyim. Bu kimliklerle gelmeyin diyor Allah. Onları dünyada bırakın. Bunlarla sizin işiniz olmasın. Size ben bu ve semma kümül müslimin, Müslüman kimliğini verdim diyor Allah. Ne acayip ya. Yani haşa, bin bir emekle, bin bir zahmetle sen şimdi dünyaya bir çocuk getiriyorsun. Dünyaya getirdiğin çocuğu yediriyorsun, içiriyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun. Çocuğun büyüdü, bir yerlere geldi. Sen ona küçükken kulağına adını okumuştun ya, Ahmet dedin, Mehmet dedin, adını sen verdin. Çocuk bir yere geldikten sonra senin verdiğin ismi değiştiriyor. Bir baba olarak hoşunuza gider mi? Çocuğunuza koyduğunuz ismi çocuğunuz beğenmeyecek. Ben bu isimle yaşamak istemiyorum, ismimi değiştireceğim. Ya babanın hatırı yok mu ya? Bu ismi sana veren baban. Şimdi bir baba evladına verdiği ismi evladı beğenmediğinde hoşuna gitmiyor da Allah Celle ve Ala sizin isminizi ben koydum diyor Allah. Hu ve semmâkum. Bak isminizi o Allah koydu. Ne dedi? El Müslim. Müslüman dedi Allah. Bu kimlik yetmedi mi bize de onun yanına, önüne, arkasına? Efendim demokrat Müslüman, komünist Müslüman, sağcı Müslüman, solcu Müslüman, orta direk Müslüman. Allah Müslüman demiş sana, bunun ötesi berisi var mı yani? İlla yanına bir şeyler ilave etmeyin diyor Allah zaten. Bak size verdiğim bu kimliği muhafaza ederek huzuruma gelin. Başka bir kimlik geçmez ahirette. Onun için son nefes çok önemli. Yusuf Aleyhisselam Mevla'ya dualarında ne buyuruyor? Ente veliyyi fid dünya vel ahire. Ya Rab sen benim dünyada da velim, dostumsun. Ahirette de velimsin. Efendim ente veliyyi fid dünya vel ahire. Teveffeni muslimen ve elhakni bisalih. Müslüman olarak canımı al ya Rabbi. Bir peygamber duası ya. Ya Rab ölürken Müslüman olarak ölmek nasip et bana. Demek ki peygamberler de böyle dua ediyorlarsa
Müslüman ölmek kolay bir şey değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki insanlar dört gruptur. Müslüman doğarlar, Müslüman yaşarlar, Müslüman ölürler. Kafir doğar. Aslında her doğan İslam fıtratı üzere doğar da yani kafir aileden, kafir memlekette doğar manasına. Yoksa her doğan Müslümandır. Kafir yaşar, kafir ölürler. Bu ikisini anladık. Ama son iki var ki buyurdular, Müslüman doğar, Müslüman yaşar, kafir olarak ölür. Bazıları da kafir doğar, kafir yaşar, mümin olarak ölür. Nasıl oluyor? Adam Müslüman, doğmalık, Müslümanca da yaşamış 50 sene, 60 sene, 80 sene, kafir olarak ölebilir diyor Efendimiz. 70 sene Müslüman yaşadı diye ondan sonra kafir olmayacak. Bunun garantisi yok. Sana bir araba verseler 1000 kilometre de mesafe. 1000 kilometreye gideceksin deseler. Bu 1000 kilometrenin 995 kilometresini kazasız belasız gitsem geriye 5 kilometre kaldı. Ben 995'ini kaza yapmadan geldim. Bundan sonra gözüm kapalı giderim diyebilir misin? Son 5 kilometre arabayı şarampole yuvarlama, kaza yapma ihtimalin var mı? Maç kaç dakika? 90 dakika. Uzatmaları saymazsan. Efendim, 5-0 önde olan takımların maçın sonunda sahadan mağlup çıktıkları vakıa mı? Ben çok anlamam ama duyuyorum sağda solda. 5-0 önde maçı yenik bitiriyor. Maç 90 dakika. Dünya hayatının da maçı süresi ne kadar? Son ana kadar imtihan devam ediyor. Son nefese kadar şeytan seninle uğraşmaya devam ediyor. Yani ben 80'e merdiven dayadım. Bu saatten sonra şeytanın benimle ne işi olur? Bugüne kadar o kadar hac, o kadar umre, namaz, oruç. Bundan sonra kusura bakma. Son ana kadar imansız ölme tehliken var mı? Var. Onun için hele ahir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Kişinin sabah evinden Müslüman olarak çıkıp akşam evine kafir olarak döneceği günlerden bahsediyor. Akşam evine Müslüman dönecek, yatacak sabaha gavur olarak kalkacak. Bukhari hadis-i şerifi. Yani akşamdan sabaha bir insanın imanını değiştirebilme, imandan çıkma, dinden çıkma, böyle bir günler gelecek diyor Efendimiz. Şimdi o günlerde miyiz? Vallahi o günlerdeyiz. Bir insanın imanından çıkması, dinden çıkması o kadar kolay ki. Oturduğun yerde, sosyal medyada takılırken, önüne gelen efendim bir yazıyı okurken, bir paylaşımı seyrederken, aa ne güzel dersin, gülersin. Sen orada gülerken ayağın kayar anlamazsın. Neye güldün? Allah'ın razı olmadığı, belki küfre güldün. Biri orada şaklabanlık yapıyor güya, komedyenlik yapıyor ama yaparken de sinsi sinsi senin mukaddesatına sallıyor, sen de orada gülüyorsun. Neye gülüyorsun? O tatlı tatlı gülmenin acı acı ahirette olacak. O sancıları ahirette yaşamamak için neye gülüyorsun? Beğeniyorsun ya bazen, neyi beğendin? Beğendiğin, Rabbinin beğendiği şey mi? Allah'ın beğenmediği bir şeyi Müslüman beğenebilir mi? O zaman beğendiklerine dikkat et. Rabbin razı olmayacağı şeyleri beğenmekle bir insan dinden imandan çıkabilir mi? Çok rahat. Onayladığın, tasdik ettiğin, evet dediğin, doğru dediğin, oturduğun yerde bak illa Ebu Cehillerle beraber nümayiş yapmana gerek yok. Sosyal medyada takılırken, televizyona bakarken Allah muhafaza dinden imandan olabilir mi insan? Olabilir. Eskiden düşman uzaklardaydı, şimdi düşman evimizin içine girdi. Televizyonda efendim
İstemediğin kadar Allah'a isyan, küfür içerikli programlar var mı? Var. Onun için uyanık olmak, akıllı olmak mecburiyetindeyiz. Son nefese yatırım yapmak. Bu dünyadan imanla gitmenin çaresini aramak zorundayız. Bundan daha önemli bir derdi bir Müslümanın olmamalı. Yani şimdi ben son nefeste şeytana mağlup olacak, şeytanın son nefeste bana atacağı golle öleceksem, tuttuğum takım bundan sonra hiç gol yemese bana faydası var mı? Ben golü yemişim ölürken. O zaman bırak hangi takım yenmiş, yenmemiş. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama bunlardan daha önemli Müslümanın kendi maçı ya. Benim şeytanla bir ömür devam eden maçım var. Benim kaleme kaç tane şeytan kol atmış? Karşısını çıkarabilmişim. Kaçına karşılık verebilmişim. Ben şeytana ne kadar gol atmış? Bu gollerin toplamı en sonunda totalde şeytan mı kazandı ben mi? Bir mücadelenin içerisindeyiz. Benim şeytanla yaptığım mücadeleden daha önemli, daha benim için kıymetli ne olabilir? Hangi mücadele? Hangi müsabaka? Hangi efendim borsanın, dövizin artması, eksilmesi son nefeste benim imanla ya da imansız gitmemden daha önemli olabilir? Akıllı insan, büyükler hep en son nefesi düşünerek yaşamışlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh aldığı yaralarla mihrapta kan revan içinde yaşarken yanı başındakiler met ediyorlar değil mi? Sen koca Ömer'sin ya, peygamberin kayınpederisin, peygamberin ehli beytinden Hazreti Ali'nin kızıyla nikahlanmışsın. Sen ki peygamberin hakkında şöyle şöyle buyurduğu bir adamsın. Şeytan bile seni gördüğünde yolunu değiştirirdi ya. Ölmeden önce Hazreti Ömer'in yanı başındakilerin Ömer'e söyledikleri. Hazreti Ömer gözünü açtı, ne dedi? Bırakın dedi boş konuşmayı ya. Allah'a yemin olsun şu an öyle bir yerdeyim ki ben bilsem ki amellerim, sevaplarım ve günahlarım tartıldığında eşit gelecekler, vallahi razıyım. Kim dedi bunu? Benden sonra bir peygamber gelmeyecek. Ama gelseydi Ömer olurdu. Allah Resulü'nün hakkında söylediği. Bir peygamber olacak kadar Allah katında kıymeti harbiyesi olan, yaşarken cennetle müjdelenmiş Ömer radıyallahu anh, amellerin mizanda tartıldığında eşit gelmesine razıyım diyecek. Allah Resulü aleyhisselam Sa'd bin Muaz'ın cenazesine evine kadar geldi, kapıda bekledi. Dediler ya Resulallah içeriye girsenize, giremem dedi. Niye? Çünkü içeride melekler odayı doldurmuşlar, bize yer yok. Meleklerin cenaze namazında evini doldurdukları bir sahabeden bahsediyorum. Sonra Efendimiz Sa'd'ın cenazesini omuzlayacak, sahabeyle beraber defnedecekler. Allah Resulü eliyle toprağa koyacağı bir sahabeden bahsediyorum. Definden sonra Efendimiz kabir başında dururken diyor bir anda yüzünün şekli değişecek. Sahabe ya Resulallah anam babam feda olsun, hayırdır? Kötü bir şey mi gördün? Sa'd'ın başına kötü bir şey mi geldi? Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer kabir bir kişiyi sıkmasa idi, vallahi bu Sa'd olurdu. Ama kabir Sa'd'ı da sıktı buyurdu. Böyle bir kabir var önümüzde. O kabire girerken Azrail'le karşılaşmak var son nefesimizde. O son nefeste nasıl bir karşılama bizi bekleyecek? Yanında rahmet melekleri mi, azap melekleri mi? Ona göre hazırlanın der büyükler. Bundan daha büyük bir dert aklı olana yoktur. Allah bu derdi önceleyerek yaşamayı son nefeste de imanla buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek ruhu teslim etmeyi Allah hepimize nasip eylesin. El Fatiha.